Action'dan hepinize merhaba. Yılın en merakla beklediğim yerli dizilerinden birinin ekibiyle birlikteyim şimdi. Magarsus. Dizi 10 Ağustos'tan itibaren Blue TV'de başlıyor. Merakla ilgiyle izleyeceksiniz. En baştan söyleyeyim. Şahane ekibi tanıtmaya başlayayım. Sevgili Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve dizinin hem yönetmeni hem senaryo yazarlarından biri Yunus Ozan Korkut. Evet. Dördünüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Senden başlayalım. Hocam hazırsanız. Hadi bakalım. Korkutucu bir soru geliyor. Magarsus ne anlatıyor? Biz hadi onunla biraz birkaç cümleyle sen başla. Magarsus ne anlatıyor? Çok birkaç cümleye sığmayacak bir soru aslında hocam. Uzatabilirsin istediğin kadar. Hoşçakalın. Bence yani aynı şeyleri söylüyormuş gibi olacağım ama daha önce de çünkü bunu söyledim. Bir aile hikayesi Magarsus her şeyin başında. Bir sürü konuyu alan ama bence bir karakterlerin üzerinden giden bir hikaye. Aslında benim de en sevdiğim tarzlardan biri. Muhtemelen hepimizin yani burada bakış açımızın hepimize aynı olduğu için. Ama ben daha çok kendimde dikkat etmeye çalıştığım oyunculuk açısından hikayenin görünenlerin altındakini oynamak. Bu hikaye zaten özellikle yani çok iyi yazıldığı için senaryosu biz de çok çalıştık ama bu bir bütün gibi. Yani biz bunun için uğraşıyoruz ama hikayede buna zaten böyle oynanması gerektiğini söylüyor. Peki. Tamam. Ben biraz sonra sana tekrar üçünüze de aynı soruyu sorayım. Tamam. Berkay'la devam edeceğim. Merak etme. Niye bu kadar korkuyorsam ne bileyim. Bugün? Ha? Peki. Bir şey Berkay hadi o zaman şunu da söyle sorayım sana. Magarsus ne demek? Herkes ilk önce onu soracak. Ha. Magarsus Adana'da bulunan bir antik kentin ismi. Güzelce ben dersime çalıştım geldim. Kusura bakmayın yani. Bak Merve yakalanıyorsun kendi ağzından. Ben çalıştım geldim. Yastığımın altında cevaplarım var. Magarsus Adana'da bulunan bir antik kentin ismi. Aslında hikaye yazarlarımızın da yola çıktığı şeylerden biri. Hocam kusura bakma. İki komutan, iki akraba, kardeş komutanın birbirlerine düşüp birbirlerini öldürme hikayesi üzerinden bir tarihsel bilgisi de var. Ama bizde daha çok bir aile draması, yani bizde bir dayı. Sen kendi karakterini anlat. Çünkü üçünüze de aynı soruyu sorup sonra o karakterlerin yaratılma sürecini soracağım Yunus'a. Tamam. Beton. Aslında 98 Adana depreminde ailesini kaybetmiş bir karakter. Bu yüzden de dayısının yanına sığınıyor Halil Kur'an. Ve Kurak Tarım'ın bir anlamda lokomotifi oluyor yani. Eli kolu oluyor dayısının. Ama biraz da ailenin ötekisi. Çünkü depremden dolayı yaşadığı bir kapalı alana girme fobisi var. Hiçbir şekilde kapalı alanda giremiyor. Zaten hoca izleyenler de göreceği için söyleyebilirim. Büyük bir çadırın içinde yaşıyor. Bu anlamda benim için de enteresandı. Hem böyle bir hastalığı tanımlamak hem de aslında şunu söyleyip bitirebilirim. Karakterlerimizin hepsi çok katmanlı karakterler. Merve'nin dediği gibi senaryonun içinde çok fazla an barındırıyordu. Çok fazla karakterler değişiklik barındırıyordu. Beton da bu anlamda birinci bölümden sekizinci bölüme giderken enteresan bir grafiği olan diğer karakterler gibi beni etkileyen kısmı oydu. Bir karakter sempatisi olan, korkutuculuğu olan, saklı, diğerleri gibi saklı ama yer yer bastırılmış duyguları ortaya çıkan bir karakter. Bu kadar söyleyebilirim. Tamam. Şimdi ben ilk sus bakalım artık. İlk iki bölümü izledim. Şimdi evet Berkay ile Merve'nin bütün filmografisine hakimim, tanıyorum, biliyorum. Ama beni en çok şaşırtan Çağlar'ın canlandırdığı karakter oldu. Çünkü hani Beyaz Atlı Prens'i hep o. Tamam aksiyon tarafları da var ama hani bambaşka bir karakterdi. Beni şaşırttığınız için söylüyorum. Hadi o karakteri biraz sizin ağzınızdan dinleyelim. Keyif aldım ben de oynarken. Sağ olsun hocamız da, yapımcımız da bana o özgürlüğü de tanıdılar. Çok iyi bir oyuncu ekibiyle, burada olmayan diğer oyuncularla da. Neydi karakter ama şimdi? Tamam, karakter, sonuçtan başladın nasıl? Karakter biraz küfürbaz.
biraz agresif, kompleksleri olan diyeyim. Çok kusurları fena olan. Çok zor. Aslında yani ama bizim dizideki her karakterde, yani Turgut'ta da var, Tansu'da da, Beton'da da, yani hepimizin kusurları var ama bunu kabullenemiyoruz. O kusurları hırslarla örtmeye çalışıyoruz. Turgut'ta da bu fazlasıyla var. Tabii bu belki biraz cahillik, dediğim gibi kendi kompleksleriyle alakalı. Biraz agresyona ve ya da küfüre vurabiliyor. Ya açıkçası şimdi yani bir proje geliyor size işte oyuncu olarak, işte bazen projenin genelini yollarlar. Önce bir neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bunda öyle olmadı. Bir yani direkt ben senaryo okudum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Şimdi sordunuz ya, Magarsus ne demek? Yani neyle karşılaşacağımı bilmeden okudum ve burada cidden yani büyük, yani herkesin kendi hırsı var ve hırslar çarpışıyor. Turgut da bunlardan biri. Çok keyifli bir vakit geçirdim ben de Adana'da bunu oynarken. Hatta şunu da ikna ettim. Ya dedim şimdi Adana'ya gideceğim, yemekler güzeldir, ben orada illa kilo alırım. Dedim Yamaç Bey'e, Yamaç Okur'a. Yapımcımız. Yapımcımız. Baştan söyledim. Ya dedim Turgut kilolu olsa nasıl olur falan dedim. Ya hiç öyle kurmadık aslında ama sen bilirsin. Yok yok dedim, kilolu olsun. Kuralım, kilo, hadi kuralım. Kilolar İstanbul'da mı aldık gidildi oraya? Evet, biz ne zaman görüştük? Yok, Eylül'de mi görüştük ilk? Yok, daha erken. Ağustos'ta falan. Ağustos'ta. Sonra başladım ben de sabah akşam yemek yemeye. Çünkü dedim zaten orada illaki kilo alacağım. Ben Adana'da. Çok iyi önce kebaplar için kesmeye artık karakter için olduğunu söylüyorlar halbuki. Ya işin şakası, bir de şöyle bir şey var. Tabii bu spoiler'a giriyor mu? Turgut'un kötü yasa dışı madde alışkanlığı olan. Evet, uyuşturucu olan. Kullanmış evet, yani bir öyle zamanlar bir ama. Ama artık ondan sıyrılmış ve ona savaş açmış birisi. Ya ben de hani şöyle düşündüm. Yani çok şükür hiç hayatımda öyle bir şeyim olmadı. Dedim herhalde bu bıraktıysa yoksunluk döneminde, ya oluyor ya bazen hani çekirdeğe düşersin. Evet, yani, ya birisi yani tütün mamülü bırakır ama işte dediğin gibi bir şey koyar yerine. Zaten yemeği içmeyi seven de birisi, kendi ekürüsü olan birisi. Dedim bu kiloludur ya dedim. İlk Yunus Ozan'la onu konuşuyorduk. Ya bu atletik değildir. Yani evet, yani bir fiziki bir şeyi vardır ama biraz böyle bir kiloludur. O da işin bir ayrı keyfi oldu. Yani hem oynadım hem de yemek yedim. Yani. Ama bu kadar kilo oldu, yani o kadar yakışıklı ki. O kadar kilo aldı. Çocuk yine o beyaz aynı atlı prensliğine zeval gelmemiş. Hayır yani çok güzel surat oldu. Ya ama gerçekten Turgut yani. Son olarak şunu da ekleyeyim. Ya yönetmenimiz yani bu burada diye söylemiyorum. Hakikaten o özgürlüğü hepimize sağladı. Evet. Ve yani oyuncu arkadaşlarımla yani bulduk ya. Zaten anlatılmaz yani şimdi kandan ödül almış bir oyuncuyla oynuyorsunuz yani şimdi ona layık olmanız lazım. Sizin altın portakal daha neler neler. Yani ben elimizden geliyor. O da öyle yaptık, sürekli ödül alıyordu falan daha çekim yani esnasında. Nereye gidiyorsun? Şimdi ben de onlara layık olmaya çalışıyorum. Ay saçmalama be. Çakıyorum böyle. Yok Çağlar gerçekten. Berkat işte sahnem var falan. Ben başka Turgut düşünemiyorum. Yani başka Turgut yok benim içimde. Gerçekten çok güzel ekip olduk. Hadi bütün diğer oyuncular için de geçerli. Buyurun. Hadi sen biraz kendi karakterini aynen anlat. Kolay yap. Bak kolay soru. Yok yok evet. Ben sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Ozan'ın yani bir yönetmenin görevi bu ama mesela bazen şöyle diyorum. Ya Ozan bu Turgut ya şöyle şöyle şeyler böyle. Ama çünkü o da öyle yapıyor. Bir şey. Bir haklı yani. Ve bir anda konuşunca şey oluyorum. Turgut haklı ya. Diyorum ki Beton bana bunu yaptı. Yani Tansu'ya bunu yaptığı için böyle yapıyor Ozan diyorum. Öyle yapıyor ama aslında bu kadar hakim bir yönetmen, her şeye hakim. Bütün karakterlere hak verdiriyor yani. Ve bu çok önemli bu söylediğim. Çünkü o zaman şeyi hissediyorsun, Ozan'a çok güveniyorsun ya. Yani çok önemli bir yönetmen. Yani bu bizim karakterleri çıkarmamıza çok çok önemli bir şey söylediğim. Çünkü biraz o da bana hak verse şey olacağım. Haklıymış da abi. Yani olacağım belki. Sen haklısın da o da haklı, o da haklı. Ben de hep, karakterlerin hepsi haklı. Peki hadi, bunu çok bu iyi haklı karakteri anlat Tansu. Tansu'yu mu? Tansu yurt dışında okumuş, çok zeki, çok entelektüel,
vizyonlu. Yani hepsinden çok ayrı bir karakter. Aynen. Kendini çok iyi geliştirmiş. Pek yüz vermiyor hiçbirine. Hiçbirine yüz vermiyor. Zaten orada olmaktan da hoşnut değil ama en iyisini o bildiği için bence de. Tabii ki işin başına geçecek ve tabii ki her şey yapacak ama çok fırsat verilmiyor. Fakat güç, yani müthiş bir repliği var. Bu fragmanda döndüğü için söylüyorum. Yani belki bedenim orada değil ama fikirlerim iktidarda olacak diyor. Yani bu müthiş bir replik Tansu için. Sadece hep her karakterde olduğu gibi Tansu'nun bu kibri, bu gururu, bu üstten bakışı çok kırılgan ve çok hassas olmasından kaynaklanıyor. Ve tabii ki aile, yani baba kız ilişkisi, baba oğul ilişkisi, aile bizde çok önemli, aile travması. Tek dert sevilmek yani aslında ve kabul görmek. Ve bütün kardeşlerde, hepsinde bu böyle bir sıkıntı var. Bu karakterin inişlerini çıkışlarını göreceğiz. Çok da ayrıntıya girmek yok. Sadece bunun savaşı, var olma çabası yani bir yandan. Evet. Peki bu kanlı portakal bahçelerin içinde geçen bu hikayeye başlangıç noktasında biraz dönüp nasıl oluşturdunuz? Nerelerden esinlendiniz? Hani kafamda bir takım şeyler var ama onları belki sizin ağzınızdan duymak daha keyifli olur diye düşünüyorum. Ya şöyle biz bir Mustafa ile beraber, Mustafa benim çocukluk arkadaşım. Biz Adana'da, Ceyhan'da beraber büyüdük. İlkokul, ortaokul, liseyi beraber okuduk. Üniversitede de beraberdik. Sonra ben sektöre girdim. O mühendis olarak hayatına devam etti ama biz çok yakından devam ediyoruz. Okulda edebiyatla ilgisi vardı. Bir dönem diziler yaptıktan sonra biraz evde sıkıldım ve kendi hikayemizi nasıl anlatabiliriz diye konuşurken Mustafa ile böyle bir şey aklımıza geldi. Bir kardeşlik hikayesi, yani üç tane karakterin hikayesi. Yani biz bir karakter draması yapmak istedik. Ve en iyi bildiğimiz konuyu, yani tarım ekonomisinde hikayemizin merkezine koymak istedik. Aslında buradan kaynaklandı. Ve bir de karakter hikayesi yapmak demek, yani etkili bir karakter değil, bu karakterlerin neye dönüşecekleri, ne bedeller ödeyecekleriyle ilgiliydi. Tamamen buna odaklandık aslında. Üç tane ayrı birbirine benzemeyen karakteri nasıl aynı anda bir araya getiririz ve nasıl değiştirebiliriz diye bir şey kurduk. Çünkü üçüyle de, mesela ben hayatta bu üçüyle de arkadaş olmak istemeyeceğim insanlar. Gerçekten yani. Biri cahil, biri sinirli, biri kibirli, gerçek. Ama hepsi de kendi derdinde haklı. İlk erkek çocuk olduğu için o hakkı olduğunu düşünüyorum. En eğitimli o düşünüyorum. O kadar ezilmiş ki. Ezilmişliğin verdiği, hak ettiği şeyi var. Yani ben hepsini savunabilirim. Kendi işlerinin hepsi çok haklılar bence. Müthiş anlatıyor. Bir de dizi göstererek söylüyor ya. Çok bir anda sevmeyi de. Bir de benim diziyi çok sevmemin en büyük nedeni oldu zaten. Hani biz maalesef böyle bir şartlanmışlıklar yaşıyoruz hayatlarımızı işte. O diziyi, şu karakteri çok seviyorum, o yüzden o diziyi seviyorum. Hani burada hiçbir karakterle kendini yakın hissedemiyorsun. Evet, Berkay'ın karakteri biraz daha hepimizi, kalbimize bir tık, ama onda da bir sinsilik var mı acaba filan diye. Ben bir şey demem, biz söylemeyelim hocam. Ben ağzımı açmıyorum. Aynen, sen dolayısıyla hiç kimseyle bir yakınlık kuramıyorsunuz ve dizilerde aslında belki de en büyük handikap budur diye düşünüyorum. Bu handikapı yani aşıyorsunuz. Kesinlikle. Herkes için geçerli olabilir mi diye de düşünüyorum bir taraftan. Ya ben bunu sevmedim, ben bunu sevmedim. Ben bu diziyi niye seyredeyim diyebilirler mi? Ya şöyle, biz ilk başta da senaryo kısmında da bunlar tabii ki feedback olarak geldiler. Ama biz Mustafa ile beraber yazarken bu kadar feodal bir düzenin başını temsil eden bir adam. Yani her tarafa benzinlik koymuş, İşte ilaç dükkanı açmış, herkes sömüren bir adam, biz iyi gösteremezdik. Bu adamın çocukların da iyi iletişim kuramaz. Bunlar iyi insanlar olamaz. Sadece onların değişmesine sebep olan şeylerle karşılaşırlarsa iyi insanlar olabilirler. Ya da tam tersi olabilirler. Şimdi bizim hikayemizde bunları göreceğiz. Bu karakterler nasıl iyi insanlar ya da kötü insanlara dönüşecekler. Birbirlerine bedel ödeyecekler ya da aile olmayı temayı nasıl hatırlayacaklar. Bunları izleyeceğiz. Kesinlikle size katılıyorum. Bağ kurması bazen zor olabilir. Ama metnin önüne geçti bizim oyuncularımızın performansı. Yani şimdi biz bu kadar böyle konuşuyoruz ama bizim çok uzun bir prova sürecimiz oldu. Bu provaları yaparken bazı şeyler hoşumuza gitti. Senaryoyu değiştirdik. Bazen sette oldu. Bir tane daha soru geldi, doğaçlama var mı diye. Doğaçlama inanılmaz çok yok ama kendi personaları çok var oyuncularımız. Yani senaryoyu okuduğunuz zaman Beton bu kadar sevimli bir karakter değildi mesela. Ya Turgut'ta da aynısı. İkisinin enerjisi başka bir şeye döndü. O onların başarısı. Evet. Bir de hocam şey mi acaba ya, ben çok düzgün bir karakter görmek istemiyorum televizyonda da ya. Kesinlikle. Handikapları olan insanlar gelecek çünkü evet. Hepimizde handikap var. Yani doğru bir adam var mı? Doğru bir kadın, ya doğru bir insan var mı yani? Ya şu karakterler, bu izlettiriyor. Üçü de bir de normal bir televizyon dizisinde de bir şeylerde başlar olamayacak karakterler. Hepsi antagonizma aslına bakarsan. Evet. Biz
böyle bir şey denedim. İşte o dediğim gibi yani sana %100 katılıyorum. Evet, anlıyorum yani ben dediğini. Ben hep defolu karakterleri görmek isterim. Gerçek çünkü o dediğim gibi. Dediğim gibi bizim defoları var ama evet. Alıştırıldığımız bize sunulan her şey bu akla kara olduğu için hani bir handikap yaratır mı diye soruyorum. Sormak bence için soruyorum. Bence yaratmayacak. Ama oyuncularımızın bu işi kabul etmesi sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani ya sonuçta biliyorum, 3 tane star oyuncuyla karşılaşıyor. Onlar da bir karakterde bir şey aramak istiyorlar. Bence onlar için de bir oyun alanı da kendi kesinlikle performanslarını, kendi şeylerini, güçlerini gösterebilecek bir alan yarattığını düşünüyorum. Hiç bunu konuşmadık belki içimizde. Bir de size de sormak istiyorum. Mesela biz oyuncu olarak, ya ben mesela Berkay'da da yani seyirci gözüyle de izliyoruz bence. Ben bir sonrakini de merak, yani evet, bunu seyirci yap hissedecek. Yani bu bir handikap olmayacakmış gibi hissediyorum. Seyirci gözüyle izlediğim için. Ben ki... Ya sıkılabilirdim. Ki bizim işi olup olmaması önemli değil. Evet. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani seyirci gözüyle sonra birinci bölüm Berlin'de izledik. Ama sonra biri tekrar izledim. İkiyi izlemek için, yani onu bağlamak için. İnsanın böyle kendi işini övmesi biraz böyle kimse yanlış anlamasın, antipatik de gelmesin ama bu diğerlerinden yani böyle izlediğim evet zaman beni etkileyen tarafı tabii ki bir merak unsuru var. Her dizide de olan dramanın kurallarından bir merak unsuru var ama bu karakterler öyle aslında ayağı yere basmıyor ama kendi zaaflarıyla öyle ayağı yere basıyor ki hepsi bir güce tutunmuşlar, kimse o gücü paylaşamıyor, tutunamıyorlar da. Evet ya. Bu yüzden de yani birbiriyle olan ilişkileri, biraz evvel onu konuştuk yani Sarıbahçe diye bir yer var, orası da değişiyor. Yani o güç ortadan kalktığı zaman ayağınız yere basmazsa, bu iletişimi kurmazsanız tutamıyorsunuz. Böyle kayıyor. Birbirinin elinden kayıyor. Ve o yüzden de şunu merak ediyorum. Ya nereye gidecek? Yani izlerken diyorum ya Turgut nereye gidecek? Evet ya. Bu hayatımız içinde de böyle yani. Gidiyor ya. Tutamıyoruz hayatı. Görüyoruz. Her gün şaşırıyoruz. Değil mi? Nereye gideceksiniz? Şunu da ben bir ekleyeyim. Ya aile dramaları, duygular üzerinden gittik. Yani seyirci için hani ne tarz bir dizi onları bekliyor. Yani böyle oturdu saatlerce konuştu gibi dizi, aksiyon da bol tabii, bir dizi. Tabii, aşırı. Yani bizim çok zorlandığımız setler de oldu işte. Evet. Limanda özellikle, işte portakal çok bahçelerinde. Yangın yani kulakçı. Fiziksel olarak da bizi zorlayacak ve temposu yüksek sahneler de oldu. Hani seyirci şey yapmaz ya işte aile draması gibi. Yok. Yani işin çok... içinde o şey temposu da var. Şimdi biraz önce Berkay'ın söylediği bir şey var. Düşünmemiştim. Sen söyleyince aklıma geldi. Merak duygusunu yaratan bir iş dedik. Magarsus. Ama o bize maalesef bu merak duygusu yaratma işini son dakikaya böyle çok entipüften şeylerle yaratıyorlar. Hani araba uçurumdan düşüyor mesela. Ama Magarsus bunu o kadar iyi başarıyor ki yani ben mesela ilk bölümü bitirdiğim anda ikinci bölümü hemen seyretmek istedim. Yaptım da nitekim. Hatta annemle seyrettik. Annem üçüncü bölümde yok mu dedi mesela. İkimiz aynı anda avucunu alan bir dizi oldu. O çok güzel bir şey. İki kuşağıdı. Hani ben eminim bu anlamda da çok sevilip çok beğenilecek. Çünkü umarım, dediğim gibi hani tırnakların yeneceği bir hafta geçirecek. İşte o biraz kötü galiba. Sana da söyledim biraz önce. Her hafta yayınlanacak galiba. Evet, İlk öyle. İki bölüm sonrası. O biraz sinir bozucu evet işte ama. Hepsini keşke verirsin. Çünkü ben onu ben o gece bitirmek isteyebilirdim mesela. İkinci bölümü izledim. Bu güzel yok kalk. Bu Lutin'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Peki benim çok çok sevdiğim bir filmim var. Benim Varoş Hikayem diye. Benim sinema tarihimde hep kafamda yer eden filmlerden biri. Onun için ilk defa tanışıyoruz seninle. O film için de çok teşekkür ederim sana. Bazı şeyler oradan taşıdım mı diye düşünmedim değil. Mesela işte Çağlar'ın karakteri, hani orada bize izlettiğin o gerçek dünyaya gösterdiğin karakterlerden birini sanki upgrade etmiş hali gibiydi. Ne dersin? Yani Çağlar'a ve onun arkadaşları oradan gelmeler zaten. Yani İnanılmaz. Yani. Bu arada hocam bütün ekip çok iyi. Yani seçtiğiniz kastın hepsi çok iyi. Evet, şu anda işte Menderes Samancılar var. Evet. Bir sürü oyuncu arkadaşımız Sümeyye var. Sümeyye var. Uğur var. Çok iyi oynuyorlar. Kayhan sevgili var. Ercan Kesal var. Ercan abi var. Şimdi biraz önce Ercan uçağa yolladı. Çok iyi herkes. Oturamadı yanımızda ama Ercan da müthiş de. Cemre var, Ebu Ziya.
Cem Bender. Cem Bender. Ya çok evet. İyi herkes. Burcu. Burcu Gölgedar. Bayağı ben çok şey yaptım. Var ama işte o yüzden bize sardım. Doğru diyorsun. Ya şey şimdi bir taraftan da şunu düşünüyorum izlerken. Hani oranın en zengin ailesi, işte sen Amerika'da okumuşsun, şöyledir böyledir. Bir toplantı sahnesi var ki kahkahalarla güldük. Hem annem hem ben. Size Ercan babalarını oynuyor bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Toplantı yapıyorsunuz. Ercan bir sehpa, bir sandalyede oturuyor. Karşısında siz, üçünüz ayakta. Evet. Hani hayatta gördüğüm en tatlı toplantı müthiş. Haliydi diye düşünüyorum. Nerede de aklınıza geldi böyle bir toplantı hali? Ya şöyle bir şey yaratmışsa çok kontrast. Kocaman insanlar. Biri Amerika'da okumuş. Bir onun şey. Ama hala o feodalitenin karşısında duruyorlar. Ama çok bana da itiraz da ediyorlar. Biri Allah yaptı, Allah çarpsın diyor. O da ayıp oluyor mu diyor. Yani biz biraz daha İtalyan ailelerini biraz özendik burada. Kesinlikle yine çok güzel babanın ya. Bir şeyi var. Otoritesi var ama onlar da konuşuyorlar. O kadar da şey karakterler değiller. Vallahi öyle toplantı yapıyorum deyip şeyi kesmek de bize biraz şey iyi geldi. Yani. Çünkü onun için o toplantı var. Gerçekten şimdi sen söyleyince düşünüyorum. Şimdi ben dışarıdan öyle bakmadım. Evet yani böyle toplantı oldu. Ama gerçek olan o. Yani oradaki şeyde o ilişki o. Onlar da onu sorgulamıyor zaten. Kimse de demiyor yani. Baba niye oturun be? Dayım bizi otursaydı. Kimse de mi böyleyiz yani? Güzel bir odası var gayet. Hadi baba gelin benim odamda oturalım demiyor. Hayır demiyor. Öyle bir şey yok zaten. Baba ona lahmacun yaptıran da diyor mesela. Ne oldu gücüne mi gittin? Düşünsenize şimdi içeride toplantı yapıyorlar. Ben kapalı alana giremiyorum. Camın arka camdan konuşuyorum. Hatta onu unuttum. Öyle sahnelerimiz de gelecek öyle, yani ve, biraz sabır, çok güzel sahneler geliyor. Yani ve kimse bunu garipse, yani bunun draması da olacak, bunun komedisi de var. İşin humorunun olması beni çok mutlu ediyor. Öyle bahsediyoruz ama bütün bu karakterlere hem gülüyoruz hem sinirli evet, bir sürü evet, şey. Evet, gerçekten. Yani, herkes bir de, olan karşılıyor. Sarıbahçe'de her şey olan. Yani bu kadar dram demeyeyim. Bu kadar aksiyonun içinde müthiş bir mizah duygusu da var dizide. Yani bunu da atlamamak gerekiyor. Yani çok da güldüğün sahneler oluyor. Evet. Çünkü çok cahiller ya. O kadar cahiller ki özellikle ikisi. Yani çok yani o kadar hata yapmaya teşneler ki. Ve bunlar da çok normal karşıladıkları için. Evet. Onu bizi bir komedi unsuru olarak yapmadılar. Ama onlar daha çok oyuncularımızın ve bizim benim orada beraber tabii, bulduğumuz şeylerdi çoğu aslında. Ve bence iyi yapmışız. Tansu'da bile bir süre sonra yani komik şeyler görüyoruz. Çünkü en az şey duran, snob duran karakter olsa hiç yaklaşmak istemiyor yanlarına. Yani hiç konuşmak istemiyor hiçbiriyle. Bir de o çok iyi yönlendirdin gerçekten. Gerçekten. Evet. Yani özellikle mesela sizin Çağlar'la olan çok da olacak şey değil sahnelerde aslında. Hatırlıyorum. Yani hem bölgenin cümleleri, Çukurova'nın cümleleri, hal ve tavırları yani Adanalı, bize bence çok şey kattı. Adanalı gibi değilsin dedin, inanamadım ya. Adanalıymışsın o zaman. Orada çıkardım dışarıya. Bir de ikiniz, sende diyalekt yok da ikiniz bayağı böyle İkisinde Adana aksanıyla oynuyorsunuz. Ya iyi bir çalışma süreci de geçirdik. Şimdi yani evet rol geldi, teklif edildi ama bir audition'dan da geçtik. Yani ben geçtim en azından. Herkes geçti. Herkes yani geçti. Bir screen test yapıldı, bir audition yapıldı. Deneme çekimi. Evet, beraber de oynadık. Sonrasında bir tiyatro sahnesi kiralandı. Orada provalar yapıldı. Şive Koç'undan dersler alındı. Bayağı çalışmışız. Yani evet. direkt sete girmedik. Yani o bakımdan da çok faydalı oldu. Genelde dizilerde senaryo geliyor, ertesi gün sete çıkıyor galiba Türkiye'de. Normal şey yani, ana kanallarda zor değil mi? Zor bir durum vardı. Yani bu hem benim için de çok zor hem oyuncu arkadaşlarım için de zor. Çünkü biz atıyorum bir mekana giriyoruz. 8. bölümden de bir sahne çekiyoruz. Işte, 2'den de. Evet, ama orada zor. Karakterler bambaşkalar. Yani 2 de başka, 8 de başka. O yüzden bir tık şeyi takip etmedik, zorlandık ama gerçekten yani buradayız diye söylemiyorum. Çok iyi oynuyorlar. Ben o kadar mutluyum ki ya çok üstesinden geldiler. Zaten bizim iddia ettiğimizde şey buydu yani değişim hikayesiydi. O da bir tık ben kendi adıma duyguları takip etmek açısından bir tık zorlanmış olabilirim. Ama hepimiz için geçer ama bizim kaybettiğimiz yerde sen evet. İşte o kadar hikayeyi o kadar iyi biliyor normalde ki. Normalde televizyonda öyle olmuyor hani biraz daha hafta içinde evet, olduğu için yani daha siz daha iyi bilirsiniz ama bir tık yani, daha böyle şöyleydi mesela 7. bölüm çekiyorduk. Ozan diyordu ki abi 4. bölüm 32. sahnede evet, şöyle diyor. Dediğin için şu an biz 7. bölümde. Siz çok iyi biliyorsun. Bunu dediğin anda çok güzel limana yaslanıyorsun. Siz okey dediğinizde 8 bölümde elinizde miydi?
Kaç değildi? Yok, hepsi değildi ama 3 bölüm mü var? Gene 3-4 okuduk. Sizde. Bizde vardı ama revizyon süreçleri vardı. Sonra oluyordu. Geri kalanını da toplu okuduk. Ama 3 çok, evet. Sonra da hatta yani böyle bir orada buraya gidiyor karakter, burada bunu gibi böyle çizelgeler çıkarttık vesaire. Şimdi gerçekten bakıyorum, ekip de yani ilerleyen bölümlerde de göreceksiniz. Gerçekten yani böyle çok zor sahneler ama çok sinematografik şeyler. Çok, yani evet. Engin Özkaya, evet, görüntü yönetmenimiz Toygar Işıklı. Onu söyleyeceğim, Toygar Işıklı demişken. Ya beni Türk dizilerinde en çok... kafamı yerlere vurmamı neden olan şey müzik. Ses, oyuncunun sesini duyamıyorsun müzikten. İşte konuşulanları anlamıyorsun. Dolayısıyla burada her şey o kadar dozunda seçili kullanılmış ki müzik. O yüzden de Magarsus'un ayrı bir yere koymam gerekiyor benim kendi kişisel izleme tarihimde. Ya biz şöyle bir şey yap. Yani ben rejisör olarak şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu iş özelinde. Yani dikkat ederseniz bizim bir yönetmen performansını, yani böyle biz genelde yönetmenler büyük görüntüler ve kendilerini göstermeye çalışırlar. Ben burada bunu yapmak istemedim çünkü bunu yaptığım zaman karakterlerimizin hikayelerinden verecektik. Biz tamamen kameralarımızı ona çevirdik. Müzik için de aynısı. Biz bir tane şarkı kullanıyoruz. Hepsi gerisi Toygar'ın şeyleri. Yani bir duyguları kanırtmaya çalışmıyoruz. Çok üzerine gitmiyoruz. Yani seyirciye bıraktık kısmı. Onu yapmanın da oyuncularımıza ayıp edeceğimizi çok düşündüm. O yüzden daha çok hızlı haklısın. Bir iş. Ve hani şimdi saygı gösterdik ve hiç tamamen hikayede kalması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Yani çok büyük şovlu kameralar görmeyeceksin. Bunu yapmak bizim işimiz çok büyük bir iş, kolaydır. Onu söyleyeceğim. Yani bu artık hani küçük çocuklar çok iyi görüntüler yakalıyorlar şeylerle. Ya, evet. Yani ben artık bunu hani görüntüyle kandırmayı çok affedersiniz ahlaksızca buluyorum. Ya şimdi ben Berkay'a 3 kere oynama şansı vereceğime 2 kere verip kameraya yapsam ona ayıp olacak. Çünkü bizim şöyle şeylerimiz oldu. Ya bu benim için çok büyük bir şans. Merve bir tık da şöyle oyna. Berkay biraz da böyle, biraz varyasyonlar da çektik. Bu montajda evet, çok işimize yaradı o. Turgut'un birkaç tane sansı. Bu zamanda çok iyi çalıştık ya. Biraz da böyle yap falan. Hocam, zamanımız da çok yoktu. Evet. Ne kadar sürdü aşağı yukarı Merve çekimleri? Set 9 haftaydı. Hocam da bilir. 9 hafta. Seni biraz daha konuşturtayım istiyorum da ondan da çarptırma. Ama bak fena gitmiyor. Çok fena iyi ettim biliyor musun? Fena değilsin. Açıldım kapı. Yani. Bir de Adana'dayız. Merve yaşadı Adana'yı. sevdik mi de yani Adana'da. O kadar sevdik ki ya. Biz hepimiz... Döndüğünde... Ben çok güzel bir boşluğa düştüm. Ben Merve'ye diyordum zaten. 3 gün kaldı bitmeye, ben depresyona girerim dedim. Ya inanılmaz. Son günler hep biraz böyle depresifti. Aynen, burada ekip iyiyiz ya. Ekip çok iyiydi. Ya, ve ben şunu söyleyeyim, bu ekiple ben Ulusal Kanal da çekerim orada. Ya, ben Ulusal Kanal Adana'da çekerim. Mesela Ulusal iş çekerim, uzun soluklu böyle. Keşke Magarsus hocam. Aynen. Yapılır. Hani buradan da... Bu ekip. Blue TV herkese sinyalini gönderiyorum. Belki belli mi olur? Vallahi iki yani bu ilk iki gibi bir de heyecanlandırdınız beni daha o neler olacak falan diye. Ya ben kendi adıma söyleyeyim yani yazar olarak söylüyorum bunu yönetmen olarak değil. İlk iki benim daha sonlarımda yani daha 3 4 5 biraz daha öne koyduğum bölümler. Çünkü karakterlere biraz yer açılacak. İşte kendilerini daha çok gösterebileceğiniz, personelini ortaya çıkarabileceğimiz bölümler geliyor. Ya insan bir de böyle şey olunca iyi hissetmiyor ya. Kendi işini böyle anlatıp övüyormuş gibi ama böyle bana biraz şey geliyor. Evet, keşke öyle ters bir şey gelse. Mesela ben Ozark'ı izledim. Ozark diye bir dizi var. İlk bölümünü tamam dedim. 2'yi izledim. 3, 4. Ya bazen bazı dizilerin hikayesi yani bir anda açılmasını bekleyemeyiz hikayelerin. Yok ama ben... Ve bir yandan sonra o yüzden sabretmek gerekiyor bazı diziler için. Bence ilk bölümde avucunu alıyor izleyiciyi ya dizi. Bence de alıyor. Ama ilk iki vereceğimiz için çok daha... Ha. Güzel bir şey olacak. Peki hiç ya hani Succession aklına geldi mi bunları tabii yazarken? Ya Succession'da var, Karamazov kardeşler de var aslında ilk çıktığımız aslında yer. Aslında Shakespeare, Kral Lear. Kral Lear. Senin şey neydi ya Berkay? Ne hocam? Ya, Beton hikayesinde de Shakespeare orada neydi ya, biz konuşuyorduk ya. Kral Lear değildi. Bu esin yani Halim ya, bu şu sakat adamın sonradan şey yapması. Aa, Richard. üçüncü Richard. Aynen, o da var. Orada Beton için konuşurken yani orada böyle Machiavellist bir şekilde yani o iktidara giden her yol mübahtır. O yüzden bütün tuşlara basarım. Çünkü ben hani onu diyor ya hani bir ata krallığım. Yani o oraya giden karakterler biraz evvel aslında ilk burada fotoğraf çekimi olduğunda da dedik yani. Böyle o hikayeler de bu kadar.
Yani ya aslında 3 tane ana hikayeden bütün dünya aynı filmleri aynı evet, filmleri anlattığınız işte yani işte onu söyleyeceğim. Bir büyüleyici değil. Bir Shakespeare'de onu bir yere getiriyor. Orhan Kemal de var pistte. Yani oradaki ağlık temsili de var. Brecht'ten de birkaç çaldığımız, uyarladığımız şey var. Dördüncü bölümde göreceksiniz sahnesi. Merve. Merve bir şey keşfetti. Oy, hayır keşfetmedim. İkinci sezona ben de Çehov Mari Tansu'da bir Çehov istiyorum hocam. Çehovsal bir hikaye bir zahmet olmazsa size. Çok güzel olur. Nuri Bilge Ceylan'da oynadı. Açtığım için hocam. Siparişi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siparişi kameralar önünde verdi. Bu artık geri dönülemez. Direkt sahne sayıldı. Çehov, Shakespeare sayıldı. Bizim neyle boğuştuğumuza bakar mısın? Neyse. Yani sipariş veriliyor. Ama şimdi artık. İstersen çağırın. Sağ olun. Ben bu sefer kilo almayacağım. Eğer ikinci sezon olursa. kilo almadığım bir nasıl verildi o kiloları onları söyleyeyim. Biraz ben de bu kadar biraz kilo bir aldım. Ay sıfır şeker, hamur işi. Tamam artık. İşte biraz içki şey yaptık. Azam hatta kesti yani. Yo hakikaten ben yani şekeri kesince. Ya, Türkiye'de çok yemek zor yemek. Ya. Çok güzel bir şey. Şey zayıflamak. Yani bizim çok yemeklerimiz zor, güzel. Evet. Çok zor. Ve genellikle karbonhidrat bazlı olduğu için. Almanya'da da yedin ama. Evet. Türkiye'de ya Almanya'daki Türk yemekleri çok iyi. Asıl Berlin'e gittik. Evet. Artık bitiriyorum çünkü. O şu Berlin'de biraz bir Stella ödülü nedir? O Stella Adler'den Stella oyunculuk Stella Adler mu? Bize ödül verdi. Stella Adler'den mi geliyor ismi dedi? Ya şöyle normalde bu ödül bir tane en iyi performans ödülü. Ama bu defa bir performansı bölüştüremedikleri için bütün arkadaşlarımız çok yönüyor. O yüzden Silver Cast. Yani oyunculuk ödülü. Evet, oyunculuk ödülü. Evet. Gerçekten güzel bir kastlama yani evet. Doğru bir ödül verilmiş. Ya 3 tane ödül var. Bir tane en iyi drama var. Gerçekten. En iyi dokumenteri serimiz var. Ben bayılıyorum. En iyi kast ödülü var. Performanslı onu Silver Cast yaptılar yani. İşte bazen olur ya iki oyuncuya birden verirsin. Burada hiç kimseye veremediler. Bütün, beraber bütünle verdiler. Bir de şey çok bizim için de çok güzel bir şey yani dijitalde bir dizide beraber oynadık. Ve sonra Berlin'de bir festivale katıldık. Ve yani 2 hafta böyle hep beraber oradaydık. Yani insan düşünüyor yani Adana'da o çamurun içinde narenciye tarlalarında oralarda çekip sonra gidip böyle bir temsiliyetle tabii, Türkiye'yi tabii daha yayınlanmadı çok, yani. Çok da şey yok dizi festival yok bir tane yok, şey yani. Var. Kanda, Festival Manya var. Evet. Kanda marketi var. Marketi var. Bir de Berlin'de var. Belki bir tane daha vardır. Yani o bağımsız filmlerdeki çok festival görmüyoruz. 3 tane falan. Ya yani bizim bayağı en iyi film olan Sky ortak yapımı. Çok büyük prodüksiyonlu bir şeydi yani şey alan. En iyi o çok küçük bir yere şeye giriyor. İyi harika onu da tebrik edelim o zaman. Hadi ufak ufak dediğim gibi toparlayayım. Şimdi 2 tane proje var seninle inşallah buluşacağımız. Kar ve Ayı'nın Eylül ayında evet. Arkasından sana o şahane ödülü getiren Kuru Otlar Üstüne'nin. Evet. O da 20... Biraz heyecanlıyım ya. 2 filmimde... Aynen ya. Yani... Çok fena o da. Ben çok heyecanlıyım. İkisi de biraz öyle kazık oldu bize. Değil mi? Yani çünkü ikisinde yani bakalım ne hissedeceksiniz, ne düşüneceksiniz bilmiyorum ama benim için çok büyük heyecan. Valla ben ikisi filmi de seyrettim. İkisine evet. De kepilim. İkisine de bayılıyorum. Merve harika ikisinde teşekkür de. Teşekkür ederim. Yeni bir dizi çekimine giriyorsun. Birkaç cümleyi de hadi ondan Erşan bahset. Erşan Kuneri sezon 2 başlıyor. Erşan'ımız yakında başlayacak çekimler ama ne zaman girer bilmiyorum. Ömer 2. sezon başlıyor. Benim işlerim harika. Böyle mis gibi. Tiyatro var mı bu sezon? Zor değil mi? Bu sezon çok biraz zor. Zor. Peki. Evet sevgili Berkay. Bende ne var? Bu yıl bağımsız sinemam yok. Artık bu yıl... Üzgünüm. Yani keşke çekilse. Ama yani öyle çok da film de çekilemiyor. Bir dizi görüşmeleri var. Onu söyleyebilirim. Ama bana beni çok heyecanlandıran bir şeyden bahsettim biraz önce. Onu da söyle lütfen. Ha, evet. Kitabım çıkıyor. Bugüne kadar yazdığım 4 oyun, İran'da da bir öyküm basılmıştı. Şimdi aslında bütün yaz yeni bir oyun yazdım, bitirdim. Buradan da duyurmamda bence sakınca yok. Kesinlikle. Everest yayınlarından Ağustos'un sonunda basılacak. Bu yeni yazdığın oyun yok ama bu kitapta değil mi? Dahil edilecek. Edilecek evet. Mi o da? Harika. Onda editoryal süreci devam çok ediyor. Çok güzel ya. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Yani çünkü tiyatro oyunu bir edebiyat eseridir. Bunu Everest yayınlarının arkasında durduğu için de çok mutluyum. Bugün biraz evvel konuştuğumuz bütün eserler bir tiyatro oyunu.
Yani bugün dünya edebiyatına yön veren Shakespeare bir tiyatro yazarı, Çehov bir tiyatro yazarı, Brecht bir tiyatro yazarı. Bu yüzden de tiyatro metinleri basılmalıydı. Bu anlamda bütün bu oyunların basılıp raflarda olması, seyirciye ulaşması beni heyecanlandırıyor. Öyle bir heyecanım, öyle bir tempo var. Dizi görüşmeleri devam ediyor. Bakalım. Eminim olacaktır bir şey, bir dizide. Son yazdığın oyunu aynı zamanda bu sezon tek kişilik oyun ve sen oynayacaksın. Evet, hedefim o. Yeni bittiği için artık yönetmen belli olur vesaire. Bugün bu yıl Tiyatro D22 olarak Hakikat Elbet Bir Gün devam edecek. Ama birçok oyun yapacağız. Tiyatroda var edeceğiz kendimizi. Onları söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim? Benim görüştüğüm, prensiple anlaştığımız diyelim, çok güzel iki tane sinema filmi var. Allah! Ya şöyle, bak burada sıkılmasanız. Ya şöyle, ben Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdim aslında. Ama yani bu işlere girerken de her zaman sinema istedim. Yani sinemalara dahil olmak istedim. Böyle güzel güzel projelerde, güzel yönetmenlerle. Ve yani bu işte de artık hani sizin bu şansınız mı bana böyle şey yaptı? Hep istiyordum yani böyle güzel festivaller. Çünkü biz çekerken yani onlar işte bu hafta işte Merve yok niye bilmem nerede festivalde falan işte. Berkay'la beraber yani çok hoşuma gidiyor. Yani böyle filmlerin... Ve sonra beraber festivale katılmamız çok iyi olmadı evet, mı? Evet, evet. Sonra bir de belli. Çok sevindim yani, valla tebrikler. O dünyalara ben de hep böyle atılmak istiyordum. Yani çok güzel filmlerde oynadığım zamanında. Çok şükür hani gişe rekoru bile kırdığımız filmler oldu. Ama festivaller bir başka. Ama evet oranın gerçekten da bir tadı ayrı. Şimdi bu görüştüğümüz işlerin o potansiyeli var. Birisi psikolojik gerilim. Yine orada da böyle deli dolu bir karakter. Diğeri de korku gerilim. Korku hiç yapmadım. Onu deneyimlemek istiyorum yani. Direkt bir korku filmi yapmak istedim açıkçası. Çok güzel yazılmış ikisi de. Bakacağız. Peki, merakla bekleyeceğiz. Teşekkürler. Ben abi evet. İkinci sezonu yazıyorum. Peki, merakla bekleyeceğiz onu da. Ben dördünüze de çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu harika dizi için başta sen olmak üzere hepinizi kutluyorum. Evet, Magarsus 10 Ağustos'ta Blue TV'de olacak. Merakla izleyeceğinizi eminim. Başka bir action'da görüşünceye dek hoşça kalın.